kadınların en çok önemsediği şeylerden bir tanesi. İşte bronzlaşmak, cildim parlak görünsün, daha güzel görüntüye sahip olalım, sağlıklı bir cilt yapım olsun. Her kadının istediği şeyler. Yaz aylarında sağlıklı bir cilt bakımı nasıl sağlanır? Güneş kremi seçerken özellikle nelere dikkat etmeli? Bu konularda neler söyleyebiliriz hocam? Yani bu da çok güzel bir konu. Şöyle bir şey, aslında bizim cildimizin sağlıklı olması için önce sağlıklı yaşamamız gerekiyor her şeyden önce. Sağlıklı besleneceğiz, sporumuzu yapacağız, dengeli besleneceğiz vesaire. Kötü alışkanlıklardan uzak duracağız ki bu cildimize etkiliyor. Hatta iyi vaktinde uyuyacağız. Yani bunların hepsi, stres faktörlerimiz azalacak. Bunlar bizim derimize direkt yansıyor. Onun dışında suyumuzu içeceğiz vesaire. Ama cilt bakımında neler yapacağız? Derimize yumuşak bir temizleyiciyle temizledikten sonra sabah akşam nemlendireceğiz. Sadece nemlendirmek bile kırışıklıklarımızın görünümünü azaltıyor. Derinleşmesine engel oluyor. Ondan sonra da dış etkenlerden uzak durmak için özellikle en büyük bizi, derimizi yaşlandıran faktör güneş ışığı. Dolayısıyla bundan da korunmak için bir filtre uygulayacağız. Bu da güneş kremleri oluyor. Bunu da dışarı çıkmadan, genelde kimyasal ürünler içerdiği için, en az 20 dakika öncesinden süreceğiz ve SPF denen güneşe koruma faktörü en az 30 olacak. Diyelim ki bu 30'dan sonra %98'lerin üstünde koruyor. Yani 30, 50 vesaire arttıkça %99, %100'ü genelde koruyor, ama kaç dakika koruyor dersek, derimiz güneşe çıktığında 10 dakikada kızarıyorsa 10 çarpı 30 dakika kadar süreyle ultraviyole B'ye karşı koruyor demek. Ve bunu tekrarlamamız gerekiyor. Her ne kadar çok dirençli, çok uzun sürer dese de bunu tekrarlamak gerekiyor. Denize girdik çıktık, havuza girdik çıktık, tekrarlayalım. Artı bir de UVA'ya karşı da koruyucu olması gerekiyor. UVA'ya karşı koruyuculu olduğunu da arkasına yazması gerekiyor. Yani SPF'den anlıyoruz da UVB'yi. UVA'ya karşı da koruyor diye yazacak. Onu da okuyacağız. Bir de son zamanlarda mavi ışık, görünür ışığa karşı da koruyor diye yazanları tercih edin. Onlar da genelde fiziksel bariyeri olan ürünlerde, tintlılarda, renklilerde oluyor. Onu da olsun. Neden? Çünkü görünür ışıkta leke yapıyor. Görünür ışıkta bir şeyler tetikleyebiliyor. O da, yani şu anda konuşuyoruz ya, güneş yok ama biz laptopumuzu açtık, ışık kaynaklarımızı açtık. Gene yani bu riskimiz devam ediyor, lekelenmeye vesaire, deri yaşlanmamız. Böyle düşünmemiz gerekiyor. O yüzden sadece yaz değil, kışın da bunu kullanmamız gerekiyor. Tabii yaz kış kullanacağız ki cildimiz aynı şekilde, derimiz nemlensin, bakımlı olsun, parlak olsun. Ondan sonra leke oluşmasın, hastalıklar tetiklenmesi, kırışmasın. Ama şunu da söyleyeceğiz, tabii ki güneş çok önemli. D vitamini çok önemli. Aktifleşmesi için güneşe ihtiyacımız var. Hem soğuk deniz balıklarını yiyeceğiz, hem güneşte aktifleştireceğiz. Ama fazlası ne yapıyor? Deride DNA hasarı yapıyor. Deriyi kırıştırıyor, yaşlandırıyor, leke yapıyor. Dolayısıyla fazlasından da korunmamız gerekiyor. En dikkat edin, bizim güneşe maruz kalan yerlerimizde derimiz daha çok. Hem rengi değişiyor, hem eller olsun, boyun, dekolte, yüz falan buruşuyor. Kollar da aynı şekilde, iç bölgelerimizde deri yıpranmamış oluyor. Mesela araba kullanan bir kişiye bakın, sol tarafı sürekli tır kullanan bir kişi de sol tarafının derisi daha yaşlanmış, sağ tarafı, yüzün yarısı daha farklı olabiliyor. Hep bu döner zaten sosyal medyada da. Yani bakım zaman bu, ama kişinin hastalığına özel bakımlarda gerekebiliyor. Yani onlara peeling olsun, işte dermorolur olsun, başka tedaviler olsun. Onları biz yapıyoruz, hastayla beraber tercih ediyoruz. Ama rutin, bunlar hepimizin yapmasını önerdiğimiz şeyler.